Ve hastalıklar aynı, engelleme yöntemleri de hemen hemen aynı aslında tüm bu ortak yolda buluşan hastalıkların. Radikal ara maddelerini uzaklaştırıyorlar antioksidanlar. Radikal ara maddesi uzaklaştırıyor, kendileri okside oluyor. Şimdi burada bir tek kalan elektron var, bu bir antioksidan. Bu tek elektronu aldığında antioksidan, aslında o serbest olmayan elektron kendi üstünde oluyor. Yani kendisi de serbest radikal gibi davranabilme potansiyeline sahip oluyor. Ama antioksidanların en büyük özelliği kendileri hiçbir zaman serbest radikal gibi davranmazlar. Serbest radikal etkisini üzerlerine aldıkları halde. Antioksidanlar nedir? Antioksidanlar aslında vücutta doğal yoldan sentezlenen bir takım sistemler, maddeler veya vitaminler. Bu bir enzim sistemi olabilir, glutatyon peroksidaz diyelim. Bu bir protein sistemi olabilir, bu bir vitamin olabilir, bu bir mineral olabilir. Antioksidan, selenyum örnek olarak. Çok farklı sistemlerdir. Vücut bunları doğal yolla sentezleyebilir veya besinlerle dışarıdan destekleyerek alabilir. Malnutrisyon, yani kötü beslenme sonucu vücutta antioksidan eksikliği olabilir mi? Olabilir. Ciddi yağ emilimi bozukluğu hastalıklarında E vitaminin emilim bozukluğu nörodejeneratif, yani sinir yıkımı ile ilgili hastalığın arttığını göstermiştir. Bu da çok önemli bir bulgudur. Birçok ilaç, bu glutatyon peroksidaz sistemi dedik, bu da bir doğal enzim antioksidan sistemidir. Birçok ilaç bu sistemi bozarak antioksidanların azalmasına yol açmıştır. Genetik mutasyonlar yaşam içinde olabilir, doğuştan getirdiğimiz mutasyonlar olabilir. Bunlar da antioksidan sistemini hasarlayabilirler. Oksidanlar artabilir. Yani mutlaka antioksidanlar azaldı, vücut bunu yapamıyor veya dışarıdan alamıyoruz, işte hastalıklar gelecek. Değil, oksidanların artması da buna sebep olabilir. Yeterli antioksidanı vücut üretemez, bu oksidanlarla savaşamaz halde de daha çok desteklememiz gerekir. Nasıl artar oksidanlar? Dokudaki oksijen konsantrasyonu artışıyla olabilir. Dokuda oksijen ve karbondioksit dengesi hep korunmalıdır. Doku ve hücre bunu sağlamaya çalışır. Detoksifikasyonda çok önemli olan bir enzim sistemimiz var bizim, sitokrom P450. Bu sistemde oluşan radikaller oksidanları artırabilir. Sigara, çok basit bir örnek sigara. Bir tek nefes diyelim sigarada 2 trilyon antioksidan serbest radikal vardır. Yani bu rakam korkunç bir rakam, sigara içenlere duyurulur.